Sayın ilçe milli eğitim müdürüm, sayın ilçe milli eğitim şube müdürlerim, bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı alışılagelmişin dışında sessizce kutlanmaya başladı. İçin toplanmış bulunmaktayız. Programı arz ediyorum. Çelengin anıta sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşımızın okunması, törenin sona ermesi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengin. Yurt genelinde yaşanan salgın hastalık ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir değişiklik yapıldı. Program kapsamında bugün saat 9'da Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, şube müdürleriyle birlikte anıta çelenk sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz program sonrasında yaptığı açıklama ile buruk bir bayram yaşandığını dile getirirken kutlama programları kapsamında bir dizi ziyaretler yapılacağını da ifade etti. Devamında bugün saat 11'de belediyemizin mahalli yayın ses sisteminden program yapacağız. Öğrencilerimizin evlerini ziyaret edeceğiz. Doğum günü olan öğrencilerimizi ziyaret edeceğiz. Daha sonra okullarımızdan belirlenen öğrencileri ziyaret edeceğiz. Sağlık çalışanlarımızın çocuklarının öğretmen evinde kalıp, otellerimizde kalıp, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımızın çocuklarının ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Evet, büyük bir bayram yaşıyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek. Ben bütün çocuklarımızın, bütün ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Değerli hemşehrim. Öte yandan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı sosyal medyadan yaptığı bir kısa medya ilanı ile bu akşam saat 21'de tüm halkı balkonlardan İstiklal Marşı okumaya davet etti. Marşımız verilecektir. Aynı anda tüm vatandaşlarımızın camlarında marşımıza eşlik etmelerini rica ediyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin nişanesi olan İstiklal Marşımızı saat 21'de hep birlikte okuyalım.